Alo. Hanımefendi buyurunuz, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar efendim. Buyurun. Hocam ben çok çıkmazdayım. Ve çok çaresizim. Evet, buyurun efendim. Dinleyelim. Hocam çok utanarak, çok kendimden nefret ederek bu soruyu sormak istemiyorum ama diyorlar yani erkek aldatır. Evet. Evet hocam, ben eşimi aldattım ve ben çok vicdan azabı çekiyorum ve ben evliliği bitirmeyi düşünüyorum hocam. Siz erkek aldatır, o cümleyi niye kullandınız? O cümleyi anlamadım. Hayır, genelde hani diyorlar ya, erkek aldatır işte, evine döner, o erkektir. Ama ben istemeyerek bu boşluğa düştüm hocam, istemeyerek bu hataya düştüm ve çok vicdanen çok rahatsızım ve ben evliliğimi bitirmeyi düşünüyorum ve bitirdim de beynimde hocam. Ha, siz şu anda evlisiniz, evli olmanıza rağmen böyle yanlış bir şey yaptınız. Evet. Evet. Vicdan azabı çekmen lazım tabii ki. Evet hocam. Vicdan azabı çekmeniz lazım. Tabii ki çocuklarınız var mıdır? Var, 3 tane hocam. Oo. Niye böyle bir yanlış yaptın peki? Bilmiyorum hocam, bilmiyorum, bilmiyorum. Çok pişmanım ama evliliği de yürüremiyorum, yapamıyorum. Eşime bakamıyorum, çocuklarıma bakamıyorum. Ben şunu sormak istiyorum, sen bu yanlış yapmanıza sebep olan kişiyle telefonla mı görüştün, internette mi görüştün, başka bir vesileyle mi? Hayır hayır, şahsi olarak görüşüyordu, bana yaklaştı işte. Bir boşluk mu, bir şey mi bilmiyorum, anlamadım ama düştüm de ben çok... Peki sizinle düşüp kalkan bu ahlaksız herif, bu evli midir, bekar mıdır? Evlidir. Evet, yazıklar olsun tabii ki ona da ve size de. Büyük hata yapmışsınız. Ama hepimizin diyeceği şey, günahların döneceği şey tövbedir. Tövbe edeceğiz, Yüce Allah'a döneceğiz. Bilin ki Allah'ın en nefret ettiği günah evlilerin zinasıdır. Yani bir insan kocasıyla anlaşamıyorsa boşanır. Ondan sonra kendine bir yol bulur. Ama zina, Hazreti Peygamber bir hadisinde diyor ki Allah gayurdur. Ne demek biliyor musunuz? Allah kıskançtır diyor. Bu ne demek? Allah kulunun evli olan kulunun özellikle zina etmesini bundan dolayı nefretle karşılar. Ha, bir insanın nikahı olur, şu olur, bu olur filan. O ayrı mesele. Onu oturup konuşuruz, tartışırız. Yani ayrıca bir nikahı olmuş olur. O ne bileyim gider, bekardır, boşanmıştır, piyasaya çok ilan edemez, nikahını kıyar birisiyle beraber olur, bunun bir izahı var dersiniz ki nikah kıyılmıştır efendim, müsaittir bu evliliğe, bir engel, dini bir engel yoktur. Ama evlilik bağı devam ediyorken bunu yapması en büyük günahlardan biridir. Sizin yapacağınız tek şey, benim size diyebileceğim tek şey tövbe ve istiğfardır, Allah'a yönelmektir. Başka ne yapabilirim? Sizin telefonda mısınız? Evet, dinliyorum hocam. Evet. Sizin eşimden boşanmak istiyorum sözü yanlış bir söz değildir bence. Yanlış bir söz hocam, değildir. Yani yuvayı dağıtmak istemiyorum ama bu yuvada da yani her gün bizden ağzından. Sen yuvayı dağıtmışsın zaten. Yani evet, bu tür şeyler yapmakla yuva dağıtılmış oluyor. Erkek de yapsa aynı, kadın da yapsa, nikahsız olan beraberliklerden bahsediyorum. Altını bir daha çiziyorum ben. Nikahsız olan dini herhangi bir bağ, ki zaten karı koca arasında resmi bağ da var. Yani bunun hocam dışında gerçekten da, yani bu bitmiştir. Ben doğru karar vermişim değil mi hocam? Bence de doğru karar vermişsinizdir. Allah razı yani, olsun siz. Ama önemli olan çocuklarınızın mağdur edilmemesidir. Bunun hesabını yapmanız gerekir. Çünkü bu vicdan azabıyla yaşamaya devam ederseniz her gün problem yaşarsınız. Hocam böyle bir şey var. Mesela geçte yani herkes tabii Allah'a inanıyor. Ben de inanıyorum. Ona şart koşmuyorum. Ben çok Allah yolundaydım. Sohbetlere giderdim. Namazımı kılardım. Kandil gecelerinde işte sabahlardık, namaz kılardık. Ben böyle bir şey yani ölümümü düşünürdüm. Böyle bir şey düşünemezdim hocam. Yani Allah aşkına yani ben ne olup da kendimi temizleyebilirim? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber sizi töhmette bırakacak ortamlardan uzak kalın diyor. Bunun çözümü bu. Onun için cennete ağacı yasaklarken Yüce Allah Adem ile Havva'ya diyor ki وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ, bu ağaca yaklaşmayın. Yemeyin demiyor, yaklaşmayın diyor. Eğer yerseniz şu olur bu olur.
Ama yaklaşmayın. Yaklaşırsan sonunu alamazsın. Kur'an, İslam diyor ki ey kadın ve ey erkek, tek başınıza bir odada, bir ortamda sizi gayrimeşru yakınlaştıracak bir ortam içinde bulunmayın diyor. Açık söylüyor. Sen sizi kandırıp evli olmanıza rağmen, yani resmi ve dini nikahınız devam ediyor olmasına rağmen sizinle yakınlaşmaya çalışan bu utanmaz kişiyle zinaya açılacak yolda yalnız başınıza kalmasaydınız, ortamı müsait hale getirmeseydiniz bu noktaya gelemezdiniz. Doğru mu? Doğrudur hocam. Doğrudur. Yani buna dikkat edeceğiz. Allah bir şey yasaklamışsa Allah'a bir bildiği var. Allah'ın, her şey Allah'ın bildiğidir ve doğru olan doğrudur. Onun için uzak duracağız. Ha, hocam Müslüman ayağı kayar mı? Evet kayar. Evet kayabilir. Kader midir hocam? Kaderi sen çiziyorsun. O şimdi kader deyip de Allah'a yükleme günahını yani. Olmaz o. Kader nedir o? Kişinin kendi tercihi kader demektir. Yani Allah senin alın yazında zina işleyecek diye sen zina işlemedin. Senin kendi tercihinle Allah seni de ve hepimizi de muhafaza eylesin, gelecekte de zinaya meyletmesenin senin kaderinde o yazılmaz diyor. O yanlış. Kader mi kelimesi? Yanlış. Her şey kader. Sizin evet. Telefonla görüşmeniz de kader. Ama telefonu siz çevirdiniz, siz benimle görüştünüz. Kaderi siz çiziyorsunuz. Allah yaratıyor, sen çiziyorsun. Evet kaderdir ama bu kader Allah'ın zorladığı kader değil. Kendinizin zorladığınız kaderdir. Ondan dolayı sorumlusunuz. Tövbe, 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 tövbe. Başka yol bilmiyoruz. Evliliği bitirip bitirmeme de sizin kendi tercihinizdir diyorum. Allah sizi ve bizi, hepimizi muhafaza eylesin. Hayır, hepimizi affeylesin. Bir Müslüman Müslüman olduğu halde zina edebilir mi? Olabilir, ayağa kayar. Bir Müslüman Müslüman olduğu halde içki içebilir mi? Evet, ayağa kayar, içebilir. Yapması gereken tövbe ve istiğfardır. Allah hepimizi şimdi, hocam, muhafaza eylesin. Yaptığım günah belli. Ama şimdi çocuklarım vebali de boynuma girecek mi hocam? Çünkü ben bunu da yürdüremiyorum. Gerçekten yürdüremiyorum. Çocuklarınız kaç yaşında? 14 ile 11 yaşında. Yani çocukların vebali derken neyi kastediyorsunuz? Yani şimdi ben bu sebep oldum bu evliliğe, ben bu yuvayı dağıtıyorum. Vicdanen ayrıca da beni rahatsız ediyor. Bu ciddiye evet, şekilde de yürdüremiyorum. O sizin tercihiniz. Ben bu konuda belirleyici olmam. Olamam. Böyle bir hakkım yok benim. Böyle bir yetkim yok. Ben yani, bundan dolayı ben kocamdan boşanabilir miyim derseniz evet diyorum. Boşanabilirsiniz. Çünkü bu bir vicdan azabı, rahatsızlıktır. Ama evet, burada önemli olan şey çocuklarınızı ihmal etmemeniz. Hocam ben çocuklarım hatırı için bu evliliği devam ettireceğim, tövbe istiğfar edeceğim, sizin tercihinizdir, olabilir. Bu konuda ben belirleyici olmam. Bizim diyebileceğimiz şey ancak irşattır. Biz şu anda o irşat görevimizi yapıyoruz. Hukuki bir meideyin hükmünü verebilecek durumda değiliz zaten. Biz ancak deriz ki evet, sen tövbe istiğfar et, evliliği istiyorsan devam ettirsin, istiyorsan sona erdirsin diyorum. Ve hemen